Selamlar Brüksel'den. Herkese hayırlı bir çarşamba günü dilerim buradan. Yine bir güneşli hava. Brüksel'de Grand Place'da biraz güneşin altına oturdum. Biraz sayfamızdan da sizlere hafif de olsa canlı yayın yapayım dedim. Birkaç gündür yağmurluydu hava Belçika'da. Güneşsiz bir hava vardı. O yüzden fazla dışarıya çıkıp canlı yayınlar yapamadım. Vakit buldukça sizlerle, üyelerimizle az da olsa biraz canlı yayınlar açmaya çalışıyorum. Hem sayfamızdaki üyelerimizi tanımış oluyoruz, hem tanışmış oluyoruz. Aleykümselam, Ceyhan Emel Çalışkan. Fransa'ya da bizlerden selamlar. Umarım Fransa'da da hava güneşlidir bugün. Brüksel'de bayağı bir hava sıcaklığı hafif de olsa düşmüştü. Güneş yoktu, yağmur. Artık yavaş yavaş havalar ısınmaya başlayacak. 6. aydayız. İzin mevsimi de yavaş yavaş yaklaşıyor. Artık izine gidecek gurbetçilerimiz izin hazırlıkları olsun, izine gitme düşünceleri olsun. Yavaş yavaş 7. ay deyince herkes yola düşer artık. Bir haftadır yağmur var ve serin demiş Fransa'dan için Ceyhan Emel Çalışkan. Yani Avrupa'nın geneli öyleydi. Tahminimce. Ama bugün düne bakarak bulutsuz hafif, güneş olsun, güneş olmayınca soğuk oluyor, güneşin etkisi çok oluyor. İşte ise biraz ortamı ısıtmış oluyor. Hani gidemiyor, uçak yok demiş Ceyhan Emel Çalışkan. Olur ya. 7.ye kadar bence bu sorunlar çözülür, uçak sorunları. Yollar açıldı zaten. Yollardan, normal yollardan artık gitme imkanı var Türkiye'ye. Çünkü gidenler var bayağı. Yollardan görüntü yapan. Yani uçak şimdilik sorun. Uğur Çelik, selam aleyküm. Köylüm Almanya'dan kolay gele demiş. Eyvallah Uğur Çelik. Almanya'ya da bizlerden selamlar. Ya tabi bazen Almanya'dan haberler alıyoruz. Biliyorsunuz sayfamızda Almanya'dan da yönetici arkadaşımız var. Bilgin Habibi, Damla Hanım.
O da sık sık Almanya'dan bizlerle paylaşım yapıyor. Ben bileti almıştım demiş. 11. ayda almıştı herhalde, öyle açıklamak istemiş. 7. ayın 30'u. Ya 7. ayın 30'una kadar artık çok şeyler değişir. Bayağı bir daha ay var yani. Ya gidenler şimdi de gidebiliyor zaten. Birkaç tanıdım bu şekilde gitti. Nasıl olsa okula mecburi değil çocuklarımızı göndermek. O yüzden küçük çocuğu olan da okula göndermeyerek izine gitmiş oldular. Bayağı bir izine de giden var yani. Çünkü Belçika'da 7. ayda başlıyor izinler. 7. aya doğru okullar kapanıyor. Tabii ki Fransa'daki gurbetçilerimiz biraz farklı. 8. aya doğru, 7. ayın sonuna doğru genelde memlekette oluyorlar. Ya tabii ülke ülke izine çıkış tarihleri değişiyor. Fransa biraz daha geç çıkmış oluyor her zaman oradaki gurbetçilerimiz. Evet, aynen. Arabayla gidiliyor Ceyhan'a çalışkan. Yani zaten ailesi büyük olan, ailesi çok olan gurbetçilerimiz genelde arabayı tercih ediyor. Çünkü uçak biraz daha hesaplı olmuyor, pahalı oluyor. Arabayla daha ekonomik oluyor. O yüzden arabayla gidecekler. Zaten şimdiden çıkmaya başladılar. Tabii çalışmayanlar çıkmaya başladı. Çalışanlar 7. ayı beklemeli. Çünkü inşaat sektörü olsun bazı sektörler 7. ayda duruyor. Bu yıl artık şahsım kendim buralıyım. Bu yıl izin gözükmüyor bana pek. Burada çoğu artık üçüncü korona sebebiyle üçüncü aşamaya geçildi artık. Kafeler gibi, camilerimiz gibi ibadet yerlerimiz artık açıldı. Gördüğünüz gibi kafelerin bazıları açtı yani, hepsi açmadı çoğu. Terasta çayını kahvesini içiyor insanlar. Tabii benim şu an durduğum yerde kafe, restoran gibi bir yer. Burası terası. Ama burası açmamış. Karşı taraf restoran, orası açmış. Ara sokaklardaki, ara caddelerdeki kafeler, barlar çoğu açık. Ceyhan Emel Çalışkan 1000 euro gidiş geliş demiş. Aynen. Uçak biletleri her zaman zaten 7. ay biliyorsunuz her zaman pahalı. Çünkü sezon,
Sezon oldu mu mutlaka uçak fiyatları fırlıyor. Sezon dışı olunca 50 euroya bile sade gidiş bilet bulunabiliyor. 100 euroya gidiş geliş bile bulunabiliyor. Ama maalesef işte sezon oldu mu 500, 600, 700 euroya kadar gidiş dönüş biletleri çıkıyor fiyatları. Her zamanki Avrupa'daki gurbetçilerin sorunu artık. Uçak biletleri parası. Gerçekten ucuz olmuş olsa bu uçak biletleri buradaki Avrupa'daki gurbetçilerimiz yani bir tek 7. ay değil. Hem kışın hem yazın belki 3-5 sefer Türkiye'ye gidip gelecek. Çünkü her zaman uçak pahalı, biletler pahalı. Ucuz olmuş olsa burada yani gurbetçiler tutmak elde değil. Mutlaka her sene bir 5 sefer, 4 sefer gider gelir. Yani bir çay kahve içmeye bile, bir pide yemeye bile memlekete, güvercini yemeye bile gider gelir yani. Yani bazen memleketin havasını almak gerekiyor, koklamak gerekiyor gerçekten insan için. Burada Avrupa'nın on ay, 12 ay kahrı çekilmiyor. Hava desen yok, güneş desen ara sıra. İnsan yine de tedirgin oluyor demiş Ceyhan Emel Çalışkan. Yani biraz buradan çıkalım. Amin, amin. Ceyhan Emel Çalışkan. Allah cümlemize yardım etsin yani. Gurbeti yaşayan bilir, gurbeti çeken bilir. Yani gurbet kolay değil. Hep hasret, hep hasret, hep hasretiz ülkemize, memleketimize. Her zaman hasret. Yavaş yavaş Romplas olmaya başladı. Öğlen saatleri de yaklaşıyor artık. Bura öğlen vakti gelince insanlar bürolarda çalışanlar olsun yemeklerini yemeye çıkıyorlar. O yüzden bayağı bir öğlen vakti buralar kalabalık oluyor. Yemek yemeye çıkanlar olsun gezmek için. Saatte biraz kalabalık değil buralar.
Uğur Akkuş, kardan yayın yaptınız mı demiş. Salut les gars, salam aleykoum. Aleyküm Nordin selam. 1080. Buraya Karademir Karakaya hayırlı yayınlar kardeş demiş. Teşekkür ederim, eyvallah. Yani buralarda Brüksel'in tarihi yapıları 1600'lü yıllara ait. Biraz da yakından çekeyim. Görmüş olduğunuz gibi 1600'lü yıllara ait eski yapılar. Şurada hatta evet, birden kararı verdi. Güneş bir gidiyor, bazen bulutlara denk geliyor, kayboluyor. Buluttan çıkınca tabii ki ortalık güneş oluyor. Bazen böyle bir takılıyor, gidiyor. Yani açık bir hava yok. Hem yağıyor, hem güneş batıyor böyle bazen. Yani çok tatsız bir havası var. Biraz ileriye doğru gideyim. Bazen yayında kopukluk oluyor. Her yerde çekmiyor internet yayını. Yer değişikliği yapınca insanlar gördüğünüz gibi her zaman fotoğraflarını çekinmeye mutlaka geliyorlar buraya. Brüksel'in tarihi meydanına.
Gördüğünüz gibi kafelerin masa sandalyeler her zaman yoktu daha önceki yayınlarımızda. Yaptık, kafeler açıldı. Sandalyeler, masalar önlerine konmaya başlandı. Türkiye'de 15 gün karantina devam edecek mi? Hayırlı yayınlar demiş İzzet Karataşlı. Şimdi bir bence olması yanlış. 15 gün bir de buradan gurbetçi zaten bir ay tatile gidiyor. 15 günde karantinada geçirirse gitmesinin bir anlamı kalmıyor izine. Bence mantıksız. Çünkü daha tartışılıyor Türkiye'de bu konu. Bence olmaması daha iyi. Bence olacağını sanmıyorum. Yani 14 gün 15 gün karantinada olmak Türkiye'de mantıksız. Özer Ahmet, Bürüj mü burası demiş. Hayır, Belçika, Brüksel. Yani Avrupa'nın başkenti. Brüksel'in Grand Place meydanı. Güvercinler de tabi taşların arasında kaldırım taşlarının nasiplerini arayıp buluyorlar. Araları yeşillik, yeşilliklerin arasında böcek, börtü. Resim. Gemide çalışırken gitmiştim demiş Özer Ahmet. Veli Sarı kardeşime çok selamlar demiş burada sayfamızda. Münir Filiz Musluk Eskişehir'e selamlar demiş. Brüksel'de durumlar, vaziyetler bundan ibaret. Köpeğini alan gezdiriyor gördüğünüz gibi. Yani insanlar artık koronadan sonra yavaş yavaş sosyal hayata dönmeye başladılar tabi. Mesafe kurallarını koruyarak, maskeleri takarak. Hollanda'dan Belçika'ya selamlar demiş. Aleyküm selam.
Minafiliz, musluk. Bizlerden de Hollanda'ya, Hollanda'daki gurbetçilerimize selamlar gönderiyoruz. Tabi inşaat sesleri de eksik değil. Tarihi yapılar tabi restorasyon. Her zaman zaten eksik olmadı restorasyon. Her zaman mutlaka iskele kurulu. Bunlar da fotoğraf çekiniyorlar. İlerliyorum yavaş yavaş. Artık yayını kısa bir yayın açmıştım. Fazla bir şarjım da yok. Geçilmiyordu demiş. Yayında kopukluk oluyor. Bomboş meydan Şubat'ta geldiğimizde kalabalıktan geçilmiyordu. Demiş münafiliz musluk. Evet, burası zaten Brüksel'in turizmin turistlerin tarihi binaların tarihin olduğu yerler. Burası da büyük meydanı Grand Place. Çok meşhur bir meydanı. Burası zaten tıklım tıklım daha önce yayınlarımda da söylemiştim. Bu yer taşlarında insanlar otururlar. Geçecek yer bulamazsınız. Sohbet ederler. İçeceklerini içerler. Bayağı bir kalabalık olur yani. Bazen buraya yerlere lalelerle, kilim deseniyle, çiçeklerle, şekil şekil desenlerle güzel bir renkli renkli görüntü olur burada bazen. Burada bu tarihi binalar akşamları ışıklandırılıyor renkli ışıklarla. Daha bir güzel bir görünüm oluyor akşam ışığıyla. Ama işte bir sizlere nasip olmadı geceleyin buradan o ışıklı ortamı yayın yapmak. Ama gerçekten akşam da çok güzel oluyor buralar, tarihi binaların ışıklandırılması. Genelde buradan sizlere yayın yapıyorum. Buralara yakın kalıyorum. Evet, münevfiliz musluk. Çinlilerden geçilmez zaten buradan. Bundan bayağı bir sakin buralar. Yani şimdiki buradaki gördüğünüz çoğu turist zaten. Onlar da yakın Avrupa ülkelerinden gelen, İngiltere'den gelen, İspanya'dan. Bunun gibi Avrupa ülkelerinden gelen insanlar çoğu.
zoom yapayım sizlere. Gördüğünüz gibi tarihi yapıların üzerlerinde bile heykeller var. Burada da Belçika'da pilim de az kalmış. %15 pil kalmış. Ben yayını artık yavaş yavaş son vereceğim. Bütün üyelerimize, yayınımızı beğenip paylaşımda bulunan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belçika'dan selamlar gönderiyoruz. Avrupa'da yaşayan bütün gurbetçilerimiz olsun, memleketimizdeki hemşerilerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun, selamlarımızı iletiyoruz. Kalın sağlıcakla diyoruz. Esenlikle. Görüşmek umuduyla inşallah. Allah'a emanet olun.